Evet değerli izleyenler, tecrübeli gelinlerimizle haftanın ilk puanlamasındayız. 50.000 TL için gelinler Özgül Gelin'e puan kullandılar. Her şey için çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar canım benim. Şimdi herkese sorduğum bir soru var. Tabii ki size de soracağım. Evet. Bugünü değerlendirmen gerekirse eksiksiz, kusursuz misafirlerini ağırladın mı? İçine sindi mi senin bugün? Evet, bana göre sindi. Mutlu musun? Mutluyum. Peki, en yüksek puanı sana hangi gelin vermiş olabilir? Hatice gelin vermiştir. Peki, en düşük puanı kimden bekliyorsun? Işıl. Işıl'dan bekliyorsun. Evet. Işıl. Bakalım göreceğiz değil mi? Göreceğiz. Evet Hatice'ciğim, önce senden başlayalım. Yüksek bekliyoruz senden. Yüksek gelirse çok moralli başlamış evet. olacağız. Öncelikle kısaca sebeplerini duyalım tamam. ve puanını görelim. Karşılamasını çok beğendim. Çok güzeldi. Yemekleri çok güzeldi. Çok uğraşmış. Yani eksiksiz, kusursuz bir masaydı. Çeyiz de çok güzeldi. Sadece yatak odasını beğenemedim. Onu da söylemiştim zaten. Evet. Salonda aksesuarları fazla buldum. Mutfakta avize, masa, işte fon perde olması. Onları beğenemedim. Evet. Ama diğer yemek olsun, işte karşılaması gerçekten çok güzeldi. Açayım mı puanımı? Evet. O zaman puanını görelim Hatice'cim. Benim sana puanım 3 puan. Hatice'cim kusursuz da diyorsun 3 puan verdin. Nereden kırdın 2 puanı benden öğrenebilir miyim? Karşılama güzel. Evet. Masa kusursuz eksiksiz. İlgi alaka iyi. Yatak odasında evet var ama sorun yatak dedi. Odasında hiçbir şey beğenmedim ki. Yatak örtüsün, tülün, perden, halın. Hepsi birbirine yatak örtüsü. Yatak odasından bir puan kırdın. Tamam peki mutfaktan. Salon ve mutfaktan da bir puan kırdım. 2 puan. 3 puan ama verdim salonda sana. Hani iki vermedim, bir vermedim ki yine 3 verdim. Mutfağımı da çok beğenmiştim. Evet mutfağını yemeğin yok hayır. Hayır. Bir tek masamı hani bir ahşap masa, diye. Yemek masan çok güzeldi. Odalarını beğenemedim. Peki teşekkür ediyorum ama rica bunların ederim. Geri dönüşleri bomba gibi olacak arkadaşlar. Hatice beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendi kusursuz bir hazırlanmışlık var dedi, emek var dedi. Birçok şeyi de beğendi. 3 bana göre orta üst. Daha fazla verebilirdi. Işıl'cığım senle devam edelim istiyorum. Senden düşük puan bekliyordu gelinimiz. Merak ediyorum, sen düşük puan mı verdin, yüksek puan mı verdin? Şimdi öncelikle bizi evine davet ettiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Misafirperverliği için gerçekten çok memnun kaldım. Şöyle Aslı Hanım, ben yatak odasını zaten beğenmedim, dile getirdim. Evet. Salonu da zaten çok dolu dolu buldum, söyledim fazlalıkları. Evet. Mutfakta da birkaç eksiklik vardı, o yüzden... Bir puan belirledin. Evet. Peki, puanını görelim canım. Benim sana puanım 3 puan. 3 puan. Her şey güzel, karşılama güzel, ilgi alaka güzel. Ama düşük puan bekliyordunuz. Yüksek puanını beklediğiniz kişiyle aynı puanı verdim. Evet. Bence şu an teşekkür etmelisiniz. Çünkü yani... benden yüksek puan beklemiyordunuz. Evet, sizden evet. Hatice ile kıyasladığımda doğru söylüyorsun ama yine de artılarını bana saydığında yine de bir umut vardı tabii ki. Fakat çok enteresan aynı şeyleri söylüyorlar, fark ettin mi? Evet. Yatak odası. Yatak odasına... Sana göre eksik mi yatak oda? Yatak odam bana göre eksik değil de ben çok eski olan bir yatak örtümü kullandım. Onun biliyorum ben yatak örtümü tarzına uymadığını ama... Oradan sebep. Oradan sebep olabilir. Örtüden olamaz. Ama. Yok, örtüsü değildi. Yani evet. Çoğu hepsi birbiriyle uyumsuzdu. Uyumsuzdu. Evet. Anladım. En düşük puanı benden bekledi. Çünkü ben gerçekten doğru ve şekilde yorumlarımı yaptım. Hiçbir şekilde içimde tutmadım. Hepsini söyledim. Çok yorum yaptığım için eksi puan düşündü. Ama hani çok yorum yapmak demek eksi puan vermek değil.
O yüzden ben 3 puanı uygun gördüm. O şekilde verdim. Evet, Şengül Hanım'la devam edelim. Bakalım o sana kaç puan verdi? Kısaca sebeplerini duyalım sizden de. Özgülcüğüm, zaten program başında da gördüğümüz sorunları sana anlattık. Hani bunun haricinde ekstra düşündüğümüz bir şey yok. Beğendiğimiz noktaları da çok güzel açıklayarak sana izah ettik. Evet. Yine dediğim gibi mutfakta gördüğümüz birkaç sorun, işte masa olsun, halının yetersizliği bana göre, yatak odasında ki bazı uyumsuzluklar, işte çok beyaz olması. Genel olarak misafirperverliğini beğendik, masa sunumunu çok beğendik, karşılaman çok güzeldi. Ama tabii ki her şey dört dörtlük olmuyor hayatım. Yine de yaşamış olduğum bu evlilik yıllarındaki tecrübelerini hayatına da yansıtmış olduğunu da gördük bu arada. Teşekkür ediyorum. Bunun için de sana teşekkür ediyoruz. Güzel, pozitif bir yorum aldık evet. Sizden. Evet. Bakalım puanımız kaç acaba? O kutudan kaç puan çıkacak? Heyecanla bekliyorum. Bu puanınızı görelim lütfen. Benim sana puanım 3 puan. Şengül ablacığım, sen de. Peki teşekkür ediyorum ama yine de mutfağımın sonuna kadar arkasındayım. O ahşap masanın mutfağıma sıcaklık kattığını, 2,5 metrekare halımın mutfağıma gayet uyumlu olduğunu düşünüyorum. Eğer daha geniş bir halı kullansaydım resmen yerleri halı flexle kaplamış gibi olacaktı. Hmm. Ve tabii, bana uymayacaktı. Bu tabii ki hayatım, bu senin şahsi görüşün. Hı-hı. Saygı da duyuyoruz. Ama biz de görsel olarak baktığımızda hani bize eksik gelen kısımlar gibi düşündük. Evet. O yüzden de puanım bu. Şengül abla aslında dört dörtlük olduğunu ima etti ama puanını vermeye gelince tasarruflu davrandı. Üzgünüm. Vermiş olduğum puanımın arkasındayım. Haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Evet Yasemin'cim, senden de kısaca sebeplerini alalım. Ben de maalesef yatak odası diyeceğim en başta. Bile bile lades yaptım ben yanlış şu anda. Gerçekten yani o halıların da hani biri başkaydı, biri başkaydı. Yatak odasındaki o örtüsü Aslı Hanım hani gerçekten. Sanki yani ya. Gerçekten. Tabii aslında çok değerliydi benim için. Ya tabii ki senin için çok kıymetlidir. Eski. Ama yani belki de ikinci kullanıyorum hayatımda. Mutfağında ben de perdelerine daha çok takıldım açıkçası. Masanı farklı tarzda çevirebilirsin. Sıcaklık kattığına inanıyorum diyorsun. Ama bence yine hani bir renk uyumuna, hani mutfağındaki renk uyumuna pek uymuyordu. Ama sıcaklık katıyor diyorsun. Güzel, sana göre güzel. Aksesuarlarına uyumlu dedin. Ama yine de hani aksesuarlarına uyumlu ama hani şeydekiler, hani orada bir bıçak seti koymuşsun. İşte bir tahtalarını koymuşsun. Ekmek kesme tahtalarını. Hı-hı. İşte onlarla bir uyum sağlamışsın. Ama Yasemin'cim hani ben daha 3 ay önce evlenen bir gelin değilim ki. Tabii ki. 15 yıllığım ve kimi eşyamı bugün evet yeni yeniliyorum. Onların ama hiçbirini. Kaç yıl önce? Tabii ki hani koymasaydın daha hani belki boş kaldırsaydı. Kaldırsaydı. Daha temiz ve daha sakin aynen istiyorsun. Aynen. Masasız mutfak, bir mutfak düşünemiyorum. Tezgahını söyle. Tezgahımda bir şey yok. Bir bıçak var. Evet. Ocağımızın yanında bir ahşap masayla birbirine. Bir tarafta kahve setleri. Yani sırlı evet. Bu tarafta şeyleri. Puanını merak ediyorum. Heyecanla bekliyorum. Bu evet, kadar Özgül olumsuz. De çok merak ediyor. Puanını görelim canım. Özgürcüğüm, benim sana puanım 3 puan. İnanılır gibi değil Aslı Hanımcığım. Hepsi sanki anlaşıp gelmiş. Hı hı. Benim hiç mi karşılamam güzel değildi? Hiç mi sunum masam mükemmel, kusursuz dendi?
Salonum beğenildi ama aksesuarlarım evet çok dendi ama bana göre iyi ki gerekli açıklamalar yaptım. Yoktan daha mı iyi diyorsun? Yani ama iki ile bir vermedik ki aslanım. Üç ama verdik yani. Ama bunun altı iki. Şimdi yani zaten altını vermedik ama iki vermedik. Zaten iki verdik. Ama yani, çok yani çok üç verdik. Allah'ım şöyle. Hepimiz bakın aynı fikirde olmak da evet, ayrı bir şey. Evet. Bu da aynı yani şey. Burada yani hani asniyet de aramamak lazım. Hiçbir artı ya da bir eksi. Evet bir artı evet, eksi olsa kabul bize, etmiyorum o ayrı konu. Bize böyle geçmiş Özgül'cüm. Hepimiz aynı geçmiş. Bu da bir başarıdır. Evet, evet. İkisi olabilirdi. Lazım. Bizim birbirimizden hani yanlış, evet. Evet. Çok yanlış, doğru. İki olsaydı, bir olsaydı dediklerin doğruydu. Ha. Bir art niyet de arayabilirdin. Evet. Ama hepimizin üç olması bu senin bence başarın. Başarım. Bence başarın hayatım. Teşekkür bize çok ederim. Güzel geçmiş. Üç puan başarın olarak geçmiş. Başarısızlık mı? Hayır şöyle. Ama o evinle beş puan beş. Tabii ki bekliyordu. Hayır evet. Tabii ki öyle ama bize geçirdiğin bu evindeki... Ben açıkçası yatak odamı evet emeğin diyordum. Emeğin üç olarak hepimize aynı geçmiş. Peki. Sen herhalde bizden hepimizden dört puan. Bugünün dediğim peki. Gibi yarını da var. Ben günüm savdım. Sıra sizde bomba gibi geliyor. Özgül çok iddialı konuştu. Geri dönüşüm muhteşem olacak dedi. Hani puanı çok düşük değildi. Böyle bir kelime kullanmasına gerek yoktu. Ben kendime güveniyorum, evime güveniyorum, enerjime güveniyorum, el lezzetime güveniyorum. Kazanacağım diyorum. Hak eden kazansın. Evet. Toplamda gelinlerden 12 puan aldın. Şimdi ben senin için puan kullanıyorum. Haftaya tecrübeli gelinlerimizle başladık. Açıkçası en merak ettiğim hafta bu hafta. Evet ve bugünü tamamladık. Sevgili Özgül gelin bizi bence çok şahane karşılamadı mı? Ben sayesinde ilk defa Sapanca'da bir teleferik olduğunu öğrendim. Çok keyifli anlar geçirdik. Sonrasında yukarıya çıktığımızda bize güzel bir sunum yaptı. Kendi elleriyle hazırladı. Limonata servisi yaptı. En güzel şey neydi biliyor musunuz? Son derece ağırbaşlı, son derece pozitif ve yorumlara fevkalade zarif bir şekilde cevap verdi. Hepimizin eksikleri elbette ki var. Eksiksiz, kusursuz kimse yok. Ama bugün çok güzel ağırladığını düşünüyorum misafirlerini ve bizi. Her şey için sana çok teşekkür ediyorum canım. Yuvanda mutluluklar diliyorum. Özgücüm her şey için çok teşekkürler ediyorum. Ben teşekkür ederim aslında. Benim puanımı da cuma günü yani büyük finalde sen de öğreneceksin. Ellerine emeklerine sağlık. Hanımlar sizlere de bugün için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yasemin'cim senin bana yapmış olduğun sürpriz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Seni evet, burada görmek çok mutluluk verici. Bakalım sen o yıllar içerisinde nasıl bir ev dizayn ettin? Nasıl bir yuva kurdun? Görmek için sabırsızlanıyorum. Ama senden önce... Yarın Işıl gelindeyiz. Evet. Işıl'cığım İstanbul'un neresine geliyoruz yarın? Küçükçekmece'ye geliyoruz. Küçükçekmece'ye geliyoruz. Ay Küçükçekmece'yi evet. Seviyoruz. Bakalım bizi nasıl bir ev bekliyor olacak. Evet bunun için yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında bizimle randevunuz olduğunu lütfen unutmayın. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.